Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar müstesna. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. İnsan, dünyanın en şerefli varlığı. Akıllı, güçlü, irade ve sorumluluk sahibi. Kainatın göz bebeği. İnsan, yerlerin ve göklerin tek sahibi olan Yüce Allah tarafından mükemmel bir biçimde yaratıldı. Allah ona dengeli ve ölçülü bir beden, canlılık kazandıran bir ruh, doğruyla yanlışı ayırt etmeye yarayan bir akıl ve hayatını anlamlı kılacak bir vicdan bağışladı. İnsanı yoktan var eden, kusursuz bir şekil veren, yediren, içiren, doyuran, koruyan, her türlü güzelliği bahşeden şüphesiz ki Allah'tır. Yüce Allah'ın insandan tek isteği ise iman etmesi ve iyi işler yapmasıdır. İnsanın varoluş nedeni yeryüzünü imar ve ıslah etmek için sorumluluk almasıdır. İnsanoğlunun tarih serüveni ilk insan Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva ile başladı. Daha sonra insanlar birbirleriyle tanışmaları ve iyi ilişkiler kurmaları için birçok farklı millete ayrıldı. İnsan, diğer varlıklardan son derece üstün niteliklere, ayrıcalıklı güç ve niteliklere sahiptir. İster iyiliği isteyip onu hayata aktarabilir, ya da kötülüğü isteyip onu dünyaya yayabilir. Her şeye rağmen Yüce Allah, insanı hiçbir zaman yalnız bırakmamış, nimetlerini ve yardımını esirgememiştir. Onu hayat imtihanında desteklemiş, peygamberleri ve kitapları ona yol göstermiştir. İyiyi, güzeli ve doğruyu öğretecek, kötünün, çirkinin ve yanlışın ne olduğunu anlatacak bir düzen göndermiştir. İşte insana yeryüzü serüveninde rehberlik eden ve ahirette kurtuluşa ermesine vesile olan bu düzen dindir.